Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le Başarı Yolu'na hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğum var. Kendisini çok seviyoruz, çok da yakın arkadaşımız. Bilişim uzmanı ve kurucusu Emre Hasan Ateş Bey. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizi tanıtır mısınız izleyenlerimize? Tabii ya, tanıyoruz tanıtayım. Ben bilişim uzmanıyım. Uzmanlık alanım algoritmadır, siber güvenlik, yazılım ve kodlardır. Sosyal medya yönetimi de yapıyoruz aynı zamanda. Harika. Peki, sevgili Ateş diyeceğim ben, samimiyetimize dayanarak. Bu işe nasıl başladın? Ne etken oldu başlamanda? Bu işi aslında bir anda bu işin içinde buldum kendimi. Yani ben kendim seçmedim aslında bu nasıl işi. Nasıl oldu? Üniversite zamanında biz kodlara biraz merak salmıştık. Yani internet, bilişim, elektronikçi de olduğum için ben. Ve bir gün bir arkadaşım geldi, internet üzerinden tuzağa düşmüş. Dedi ki yani işte benim bir görüntüm ele geçirildi, mail adresim hacklendi. Özel görüntüm var, şu an tehdit ediliyorum. Bana yardım edin, siz bilişimcisiniz, hani bu konuda siz yardım edebilirsiniz derken onu kurtardık biz bir şekilde. Hani sistemde kafayı yorduk arkadaşlarla, karşı tarafın cihazını bir şekilde çökertmeyi başardık. Ve tehdit unsurunu ortadan kaldırdık. Tabi bunu bir yaptık, ikinci oradan oraya tabi duyulunca bu olay başka biri daha geldi. O geldi, bu geldi derken bir anda tehdit şantajlar insanları kurtaran bir insan haline geldi. Harika aslında baktığınız zaman hakikaten son dönemlerde çok duyuyoruz bu tarz şantaj olayları da. Tam da aslında bu konunun üzerine söyledin. Şimdi sanat dünyası sosyal medya güvenliğinde nelere dikkat etmeli? Sanat dünyası, şimdi özellikle sanat dünyası çok kritik bir yer. Özellikle sanat. Tabii yani hedef insanlar. Bana göre yani bir sanatçı hedeftir. Ortada. Takipçi sayısı çok fazla. Hackerların iştahını kabartır. Öyle hesaplar. İşte derler ki işte sanatçı göz önünde. Onun en ufak bir görüntüsünü veya da onun özel bir mesajını ele geçirmeleri demek onlar için ciddi bir kazanç anlamına gelir. Doğru. Yani sıradan bir vatandaşın bir özel mesajı çok bir ses getirmez. Doğru. Ama örnek vereyim yani A şahsı televizyonda gündemde olan birinin bir özel bir görüntüsü, bu paha biçilemez bir şeydir. Yani hackerlar için, bu illegal yapılanma için paha biçilmez bir şeydir. Özellikle sanat dünyasının buna çok dikkat etmesi gerekir. Sosyal medya hesaplarını bir bilişim uzmanından muhakkak destek alaraktan kursunlar. Güvenliklerini o şekilde yapsınlar. Yani kendi başlarına bir şey yapmasınlar veyahut da arkadaş çevrelerinden duyumlara göre hareket etmesinler. Eninde sonunda o mesajlaşmaları başka birinin eline geçebilir, hesaplara eklenebilir. Ki günden güne de duyuyoruz televizyonlarda, işte A kişinin hesabı eklendi, bunun hesabı değiştirildi. Bunlar hep başımıza gelen olaylar. O yüzden dediğim gibi öncelikle profesyonel yardım alsınlar. Bu işi ne bilen birinden profesyonel yani yardım ne yapmalarını alsınlar. Öneriyorsun? Diyelim ki ne önerirsin? Nasıl yani, dikkat etsinler? Ne yapsınlar ya da ne yapmasınlar? Yani şimdi artık yani hacklenme, fake'ler, hackerlar o kadar çok sosyal mühendislik yöntemleri gelişti ki. Birincisi, birinci uyarım benim onlara, mail adresleriyle yani sosyal medya hesaplarını yönettikleri mail adresi kesinlikle ad soyadla ilgili bir şey olmaması gerekir. Tahmin edilebilecek bir mail adresi almasınlar. Örnek veriyorum, Hilal Özdemir. @gmail.com'u almayın sosyal hesaplarınız için. Tamamen farklı bir şey alın. Deyin ki işte mavielma.com. @gmail.com gibi bir şey alın ki yani bunu bir sosyal mühendis sizin mail adresinizi tahmin edemesin. Şifre sıfırlamalarda. Bir Instagram'a girdiğimizde işte şifremi unuttum, şifremi sıfırla. Burada mail adresi, anahtar kökeni inmemiz gerektiği için. Ne yapacağız? Orada bize nokta nokta verecek. Diyecek ki H nokta nokta, sonda da R'yi göreceğiz. Yani Hilal Özdemir. Yani nokta vardır, alt vardır. 2-3 denemeden sonra mail adresini bulacağız. Mail adresini bulduktan sonra önce mail adresini eklemeye başlayacağız biz. Kırmaya çalışacağız hackleme derken. Onu kırdıktan sonra da bütün sosyal medya hesaplarınız elimize geçer. Peki mail adresi vermek yanlış bir davranış mı sosyal medyadan? Sosyal medyada bakın ne diyorum, sosyal medya yönettiğiniz mail adresiyle güncel hayatta kullandığınız mail adresi tamamen farklı olsun. Birinde mailleşmelerinizi yapın. hilalozdemir@gmail.com bir yani yazışmalarınızı yapın onunla. Sosyal medyalarınızı yönettiğiniz Gmail hesabı da yani ne bileyim Gmail güvenli geliyor bana şu an için. O da farklı bir şey olsun ama tahmin edilemeyen bir şey olsun. Aynen. Bu sayede emin olun ki hacklenme yöntemini çoğunu aşmış olursunuz. İki doğrulamaları aktif edin artık Gmail'de de.
Sosyal medyalarda çift doğrulamaları aktif edin. Hı hı. Yani kırılmayacak duruma %98 oranında gelir. Yani hala bir %2 kırılma ihtimali olabilir. O da çok profesyonel üst düzey hackerların devreye girmesi gerekir. Şeyde bu sosyal medyada genellikle çok tanınmış insanların özellikle Instagram gibi sosyal medya üzerinden mavi tikliler çoğunlukta. Birçoğu da bizim arkadaşımız. Evet. Maalesef bana da bu tarz mesajlar geldi özelden. İşte Hilal'cim bir bilmem neye şiddete maruz kalan bir işte arkadaşımız için bir imza topluyoruz. Lütfen işte linke tıklar mısın diye tanıdığım bir kişi bu. Ama tabii bir iki böyle denemeler oldu da sonradan öğrendik ki hesabı ele geçmiş. Bu tarz çok denemeler çok yapıyorlar. Sonra tabii geri alamadılar birçoğu. Yalnız bu tarz denemeler yapıyorlar ve özelden bu tarz mesajlar geliyor genellikle. İşte hesabınız 24 saat içerisinde sonsuza kadar kapatılacaktır diye. Bunlara kanmayalım mı? Şimdi kesinlikle bir, bazı gruplar türedi bununla ilgili, sosyal evet. mühendisler türedi. Aranızda bir tane halkayı kırmamız yeterli oluyor mesela sosyal mühendislerde. Ben örnek veriyorum, yapmıyorum ama o dilden konuşacağım size. Mesela ben art niyetli bir hacker'ım. Ne demek halkayı kırmak? Halka, örnek vereyim. Hilal Özdemir'in Instagram hesabını kırdığım zaman sizin hesabınızda olanlara erişim hakkı kazanırım. Eyvah, eyvah. Halkanın işte, içerisine evet, girerim evet, artık. Evet. Yani ne yaparım? Doğru. Gelirim Emre Hasan Ateş'e bir tane mail atarım. Hilal Özdemir'in Instagram hesabından bir tane mesaj gönderirim. İşte Ateş böyle böyle bir şey var arkadaşlarımıza rica ediyor. Sen de o linke tıklayıp destek olur musun derim. İşte aynı şekilde geldi. Ben vaktim yok olamam dedim. Bakıyorum onaylı hesap, tanıdığım biri tabii yazıştığım işte. Hesap, bildiğim hesap. Ben evet. de tabii burada aklıma bir şüphe gelmeyecek, bir art niyet görmeyeceğim için linke tıklayacağım. Bu sefer ne olacak? Erişim bilgilerimi karşı tarafın eline vermiş olacağım. Kesinlikle. Ama ben bir sahte hesap açsam kesinlikle siz de böyle bir şeye kanmazsınız. Hı hı. Ben de kanmam. Halkayı kırdıktan sonra içeriye sızma başlıyor. Ben buradan işte sanat dünyasını kesinlikle uyarıyorum. Yazılı hiçbir şeye itibar etmeyin. Tıklamayın. Muhakkak itibar etmeyin. Çünkü sosyal mühendis hackerların yaptığı birinci olay, şimdi sizin hesabınızı ele geçirdiğim zaman ilk yapacağım şey, sizin bütün yazışmalarınızı önce okurum. Sizin kronik klavye hatalarınıza kadar ezberlerim. Hmm. Kısaltmalarınıza kadar ezberlerim. Kime nasıl hitap ettiğinize kadar bakarım. Öyle yapıyorlar zaten o tarz. Bakarım işte derim ki Hilal Özdemir ne yapıyor? Seyhan'la Canikom diye konuşuyor. Ben de hemen Seyhan'a hemen yazarım. Canikom böyle böyle bir durum var derim. Hiç şüphelenmez bu sefer Seyhan. Ne yapar bu sefer linke tıklar ya da bir kod gelir ona. Tabii hacklemenin birinci yöntemi de şu. Ben çift doğrulama yaptığım için bir tane kod gelmesi gerekiyor Instagram hesabınıza girebilmem için. Çift doğrulama var, telefon onaylaması var. Çift doğrulama. Çift doğrulama dediğimiz, iki faktörlü doğrulama dediğimiz bir şeydir. Ben derim ki şimdi Hilal ya sana bir tane kod gelecek, bana onu verir misin? Destek oluyoruz bir yere, sen de yardımcı olur musun? Tabii diyorsun, sen de hiç şüphelenmiyorsun, bana güveniyorsun çünkü. Ama ben senin düşündüğün kişi değilim tabii. Evet. Arka planda hackledim bir hacker'ım. Kodu bana veriyorsun, bu sefer senin hesabını ele geçiriyorum. Kendi elinle bana hesabı teslim etmiş oluyorsun. Evet, nasıl geri alacağız? Böyle bir şey oldu diyelim. Nasıl, ne yapmamız yani lazım? Yani bunda ilk etapta yapacağınız Instagram'la iletişime geçin hızlı bir şekilde. Evet, Instagram'dan yanıt sahibi. Alamadık diyelim. Alırsınız. Yani ilk yapacağınız hareket onu bir hamleyi yapın. Ben söylüyorum. Hemen gidin üçüncü kişilerin eline geçen hesaplar diye bir arama yapın orada. Zaten yönergeler gelecektir size. Oradan bildirim yapın, hesabım başka kişinin eline geçti, erişimimi kaybetti, mail adresim değişti diyerekten o hesap incelemeye girer zaten. Peki onun dışında bir savcılığa duyuru muyuru karakoldan bir şey almamız gerekiyor mu? Yani aslında yapılan şey bilişim suçu. Ama tabii bu suçu işleyenler genelde hep zaten yapılan şeyin suç olduğunu bildiği için tedbirlerini alıyorlar. Özel ağlar kullanıyorlar ya da bu kişiler yurt dışında oluyor, örnek vereyim yani Yunanistan'da oluyor. Bütün suçları biliyor ama siz burada hani işlediği suç, yani biz Yunanistan'a yazı yazsak cevabı ne zaman gelir? Tabii. Kişi bulunabilir mi? Hı hı. Her şey çok afaki. Bunu bildiği için bu hackerların tedbirlerini alırlar. Hani bulmak biraz zorlaşıyor kolluk güçleri tarafından. Çok kritik davalar olur. Hani ölüm kalım meseleleri olduğunda biz hızlı bir şekilde devreye giriyoruz. Kişinin yerine kadar tespit edebiliyoruz anında. Ama dediğim gibi tabii gitsinler, karakola da gitsinler, ben hani gitmesinler demiyorum. Muhakkak bir kayıt açılsın bununla ilgili. Hani açılan her kayıt bir gün muhakkak incelenecektir. Bugün muhakkak geriye dönülüp böyle bir kayıt vardır denilecektir yani. Şöyle böyle bir şey bir tanıdığımızın başına geldi. Hesabı başkalarının eline geçti ve o hesap üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışıldı.
Ve bu kişi de ne yapacağını şaşırmış bir halde karakola ve işte kuvvet almak için, destek almak için gittiğinde hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok diye geri göndermişler. Bu şekilde de bir olay var. Yani bu bir şekilde kayıt altına alınmalı mıdır? Yani bana göre alınmalıdır. Tamam, yani bizim şimdi örnek vereyim, fil dişi sahilleri şu an çok aktiftir şantaj olayında, tehdit ve hackleme olaylarında çok aktif. Morocco, Fas, bu bölgeler çok aktif. Yani diyelim ki fil dişi sahillerinde polis ayağında don bile yok. Oradaki polisiye kendini hitap eden kişinin ayağında don bile yok. Orada insanlar sokakta palalarla, uzun namlulu silahlarla gezen insanlar var. Fil dişi sahilleri dediğimiz yer tamamen internet kanunu, zaten internetin kanunu diye bir şey yok orada. Ya böyle bir ikilemdeyiz. Yani oradaki yapılan bir tehdide müdahale etme şansı kolluk güçleri tarafından neredeyse imkansız. Yani çok özel bir birim kurmak gerekir, buradan oraya göndermek gerekir. Bu da yani size tahmin edersiniz neredeyse imkansız gibi bir şey. Evet. Uluslararası bürokrasi devreye girecek. Orada bir şey yapamazlar. Orada işte bizim aslında görev yerimiz yurt dışında başlıyor. Biz genelde yurt içindeki şantajlara çok bakmıyoruz. Evet. Geliyor mesela, örnek vereyim, bir mağdur bana geliyor, diyor ki beni, diyor, işte diyor eski sevgilim tehdit ediyor. Özel görüntülerim var elinde. Canım hemen karakola git. Hemen savcılığı suç duyurusunda bulun. Konu bizlik değil diyorum. Burada kolluk işleri emin olun bizden daha hızlı müdahale edecektir, evet, olaya. Evet. Kişiyi verirsiniz, şantaj oluşmuş, tehdit oluşmuş, dilekçe verilir, hemen kişi gidilir, evinden alınır, arama ve el koyma kararı konulur dijital verilere, kurtulursunuz. Ama dışarıda, yurt dışında olduğu zaman biz devreye giriyoruz. O zaman hani bizim kolluk güçleri artık görev yetki dışına çıktıkları zaman biz de vatandaşımızı bilişim gücüyle yurt dışında savunmaya, evet, çalışıyoruz. Peki Ateşciğim, şantaja maruz kalan birisi, özel görüntüleri ya da işte sesi, görüntüsü, her neyse, ilk olarak ne yapmalı? Kesin kurtuluşu var mıdır diye bir soru gelmiş izleyicimizden. Ne söylemek istersin? Şimdi şantaja, internet üzerinden tehdit ve şantaja maruz kaldı. Bir görselini bir başkasının eline geçti. İlk olarak da yapması gereken şantajcıya kesinlikle boyun eğmesin. Yani şantajcının şöyle bir huyu vardı. Sizi tehdit ve şantaj edebildiği sürece kontrol altında tutar. Tabii, doğru. Kesinlikle şantaja boyun eğmesin. Para göndermesin. Para gönderirse, bir kere şantajcı parayı alırsa ikinciye durmaz. Evet. Meblağı daha da yükseltir. Doğru. Bu tür mağdurun, tehditte şantaja maruz kalan mağdurun yapacağı en büyük hata şantaj unsuruna boyun eğmektir. Bunu yaptığı sürece ikinci şantaj komutu daha da ağırlaşır. Ve kendini daha da zor bir duruma sokar. Ben bunu bir iş adamında yaşadım. Bize geldi danışmanlık için. Bulgaristan'dan tuzağa düşürmüş. Bir tane kadın bunu, özel görüntülerini almış. Ben danışmanlığımı söyledim. Bakın dedim, kesinlikle para göndermeyin. Hani biz devreye girelim, bu olayı çözeriz dedik. O dedi ki ya istediğim meblağ yüksek değil. Hani ben bu parayı göndereceğim, kurtulayım diye diyorum, uğraşmayacağım. Öbür türlü hani siz gireceksiniz devreye, kızdıracaksınız şantajcıyı. Görüntü daha çok dağılma riski var diyerekten bizi çok dikkate almadı. Evet. Parayı gönderdi. Gönderdiği paranın, şöyle söyleyeyim, ilk etapta ondan 5.000 lira istemişler, 5.000 demişler. O da hani 5.000 yüksek değil diye gönderdi. Ondan sonra gönderdiği gibi hemen daha dakikasında, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Biz sana TL demedik, Euro dedik. Tabii. Miktar otomatik yükseldi İster zaten. İster istemez, evet. 10 katına, 15 katına miktar çıktı. Tabii burada hatasını anladı. Bizim dediğimiz konuyu anladı. Şimdi bu ne yaptı etti tekrardan söyledi. Ben dedim büyük bir hata yaptınız. Hani bakın artık bu iş biraz daha zorlaşmaya başladı. Süreç zorlaştı dedim ona. Neden? Çünkü bu şantajcılar genelde şebekedir hepsi. Çetedir. Evet. Sizi tuzağa düşüren kişi aslında komisyoncu. Ve öyle bir şey ki Bulgar çetelerinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Erkek hepsi playback video oynatıyorlar. Kadın videosunu oynatıyorlar. Karşı tarafı erkek playback sessiz bir video ile tuzağa düşürüyorlar. Tuzağa düşen erkeğe diyor ki işte şantajcı ilk parasını istiyor. Adam parayı gönderiyor. Yukarıda bunların bir liderleri var. Liderlerine diyor ki bana bir tane diyor Western Union ismi ver, para transfer ismi ver diyor. Parayı alıyorum ben diyor. Şebeke lideri bunlara bir tane isim veriyor. Uydurma bir, yani bilmem ne Mehmetova diye bir isim alıyorlar. Ahmet Mehmetova gibi. Mağdura gönderiyor Ahmet Mehmetova ismine, Western Union'e 5.000 lirayı yatır. Bu yatan paradan tuzağa düşüren kişi komisyon alıyor. Karşı üstüne
Dekont'la birlikte, Western Union Dekont'la birlikte videoyu da gönderiyor. Aslında hiç para göndermese, ben o komisyoncunun cihazını çökersem olay hızlı bir şekilde çözülecek. Evet. Ama ne yapıyor? Kişi bana itimat etmediği zaman bu sefer videoyu da çoğaltmış oluyor üst tarafa göndererekten havuza. Para da kaybetmiş oluyor ve riski daha da büyütmüş oluyor. Bilmedikleri için. Bilmedikleri. İşte para gönderme en büyük hata para göndermektir. Yani evet. Birisi gelip size desek hani şantajcıya para gönderin. Hani kimliğini yerini tespit edelim. Ortaya çok yapılacak en büyük hata. Hem videonun çoğalmasını da atıyor. İş adamına gelelim. Tekrardan bu istedikleri meblağı da gönderdi bu sefer. Çok ciddi bir rakam gönderdi. Parayı aldıkları gibi şantajcıları söyledi. İkinci kelime şu. Sen bizle dalga geçtin, sen bizle oyaladın. Cezan bu sefer iki katına çıktı. 10 bin euro göndereceksin. Bu durmayacak. İş adamı hala bizi dinlememekte ısrar ediyor bu arada. 10 bin euroyu da gönderdi onlara. Dedi, ondan sonra dedi ki şantajcı. Ya dedi senin gönder, başka birisi bunu arıyor. Diyor ki senin gönderdiğin parayı komisyoncu diyor aldı kaçtı çocuk diyor. Bize diyor para gelmedi. Bizim diyor paramızı gönder hemen. 10 bin euro daha gönder. Artık geldi iş adamı. Dedi siz haklıymışsınız. Çok özür dilerim. Tabii. Ben dedi başında size güvenseydim. Para da kaybetmeyecektim. İtibar da kaybetmeyecektim. Bu sefer bu 10 bin euroyu göndermediği için 5 kişiye videoyu da gönderdiler. 5 akrabasına. Çoğaldı değil tabii. Mi video bu sefer? Bu sefer hayır. Takipçilerin de video gitmeye başladı. Çünkü para göndermekte direttiği için her direttiğinde bir kişiye videoyu gönderiyorlar. Bak devam edeceğiz dağıtmaya çabuk parayı gönder diye. Bu sefer hem videolarını görenler çok oldu onun. Tabii. Hem de ciddi para kaybetti. Yani ben seyircileri uyarıyorum kesinlikle para göndermeyin. Bu yapılacak şantajda en büyük hatadır. Kesin kurtuluşu var mıdır? Kesin nedir? Kurtuluşu tabii ki var. Nedir? O iş adamına dedi mi? Ne yapsınlar? Yani öncelikle para göndermesinler. Bu en güzel seçimlerde para göndermekten daha iyi bir seçimdir para göndermemek. Yani şimdi para gönderip de videonun dağılması, rezil olması daha da çoğalır. Mesela şantajcı ne yapar? Sizi tehdit eder. Ben der videonuzu dağıtacağım. Görüntüm elimde. Dağıt mı diyelim? Tamam dağıt hadi bakalım. Tamam dağıt diyeyim. Yani burada en fazla bir 5 kişiye gideceğini riske alırsınız. Bakar ki şantajcı 3 kişi attı, 5 kişi attı sizden para alamayacak. Durur. Evet. Ama siz para gönderirseniz o ben parayı aldım bir kere der 5 atar bu sefer 50 kişi atar videoyu ikinci parayı alabilmek için. Para gönderme burada tehlikelidir. Parayı göndermeyin restinizi de çekin. 5 kişiye en fazla riski alırsınız 4-5 kişinin görme riskini alırsınız. Şantajcı para alamayacağını anladığı zaman da çok uğraşmaz. Sizi rafa kaldırır. Ha, belki ileride tekrardan sizi takip eder. Sizi zor bir durumda yakalayabileceği bir an bekler mesela. Evleniyorsunuzdur, bir düğününüz olacaktır ya da bir makama geleceksinizdir. Tekrar horlama ihtimali var şantajcının. Ama dedim ki para gönderirseniz ama kesin rezil olmanız garantileniyor. Bize gelirse şantajcı bana geldiklerinde ben şimdi teknik yöntemlerimiz var tabii bizim. Şantajcıların çoğuna ben hepsine meydan okuduğum için zamanında çok eskiyim. 15-20 yılımı şantaj tehdide bakaraktan geçirdiğim için. Çoğu yapılanma zaten benim adımı biliyorlar. İlk önce şantajcının bilgilerini alırım ben kişiden. Şantajcıya derim, benim müşterim sakın görüntü mörüntü dağıtma. Hani ben karşına çıkarım sana bunun bedelini çok ağır ödetirim. Diyaloğa geçerim onunla, durdururum bir şekilde. Hani bazı teknik yöntemlerle zaten o cihazı da çok kullanılacağını zannetmiyorum. İlerleyen aşamalarda o cihazı da zaten biz garanti alacağız tabii görüntü ileride dağılmasın diye. O cihazı da yani çok kullanmayacak şekilde bırakabiliriz biz ona. Kesin kurtuluşu sana ulaşmak yani diyebilir miyiz? Yok. Kesinlikle. Peki, sen diyorum artık arkadaşım ve dostluğumuza binaen. Seni meslektaşlarından ve rakiplerinden ayıran özellikler nelerdir? Benim rakibim yok ki. Olsaydı keşke. Evet, isterim hoş. Rakiplerim olsun, bu işi yapan insanlar çoğalsın. Tek misin? Şu an tekim, bu Avrupa'da da böyle. Bu işi yapabilen tek ben varım. Hani yaptığını iddia edenler var. Bazı rantçılar, dolandırıcılar çıktı. Benim adımı da kullananlar çok oldu bu işte. Bazı meslek şeyine sığmayacak avukat arkadaşlar çıktı. Yok hani biz şöyle de yapıyor. Avukat arkadaşın senin işin adliye desem bu bilişimle alakan yoktur. Bu İnsanları mağdur etmeyin aslında. Diyorum onlara. Evet. Çünkü konu hassas. Bir para alabilmek için bir insanlardan ya seni kurtaracağız diyor. İşte linkleri engelleyeceğiz diyor. Ya link engelleme diye bir şey yok. Nasıl engelleyebilirsin? Var olan linki nasıl? Nasıl engelleyebilirsin? Hani BDDK'ya gitsen yurt içinde engellenecek. Zaten pornografi, müstehcen siteler, DNS'te zaten herkes VPN kullanaraktan açmayı biliyor. Senin engelin bir işe yaramadı burada.
komedi, evet, komik duruma düşürdün. Adamın videosunu izledi zaten herkes. Videonun gönderilmesini engelleyeceğim diyor. Facebook'tan bazısı çıkmış. İşte ben duyumlar bana gelen mağdur olanlar. Tabii biz inandık birine diyor. Şu kadar para verdik diyor. Ama diyor benim görüntülerim dağıldı. Videonun bana işte Facebook'ta, Google'da arama motorunda yüklenmeyeceğini garantiledi diyor. Ya diyorum teknik olarak da bu mümkün değil ki diyorum. Evet. Nasıl yapabilir bir insan videonun gönderimini engellemeyi diyorum. Ben diyorum bir tane sahte hesap açarım. Örnek verin Facebook'ta engelleyecek. Ben videoyu alırım sahte hesaptan istediğim insana gönderebilirim bunu. Kim engelleyebilir? Tabii. Mümkün değil bunu engellemek. Hani bunu Facebook kapatmak gerekir. Bunu Zuckerberg bile engelleyemez. Bunun sahibi o videonun göndermesi o bile engelleyemez. Çünkü yani hangi hesaba müdahale edecek? Bütün video gönderimini iptal etmesi lazım Facebook üzerinden. Bütün herkesin video göndermesini yasaklaması gerekiyor ki. Hani o videonun gitmesini engellesin o zaman. Evet. Bu da mümkün değil. Peki bir soru gelmiş. Tabii. Var olan bir görüntü veya haber. Bu linkleri piyasa tabir edilen alandan nasıl sildiririz ya da yok ederiz? Mahkeme kararıyla mı, avukat kanalıyla mı yoksa size mi direkt başvursunlar? Var olan haberleri veya işte bu tarz videoları. Olumsuz. Mesela örnek vereyim. Siz bir iş adamısınız ya da ne bileyim bize gelen talepler de şu. Siyaset dünyasından bu tarz talepler çok gelir. Kişi zamanında MHP'de görev yapmış ama şimdi CHP'ye geçmiş. Evet. Ben MHP haberlerimin kaldırılmasını istiyorum diyor. Ya da HDP'de görev yapmış, AKP'ye geçmiş. Ben HDP ile bu benim hakkımda çıkan haberler olmasın diyor. Bunların evet, kaldırılmasını istiyoruz. Onunla ilgili bazen mahkeme habere ret verebiliyor. Bunun diyor evet, haber değeri var diyor. Başvuru yapıyor avukatlarımız bizim buna ama ret alıyor. Ret aldığı zaman da biz bunu ne yapıyoruz? O haber değerini, Google'da da bir haber değeri vardır bunun. Biz o haber değerini düşürüyoruz bir şekilde ve Google indeksinden çıkartıyoruz onu. Nasıl düşürüyorsunuz? Düşürüyoruz yani, derken içeriği sormuyorum. Yani diyelim ki linkleri mi, o piyasada var olan linkleri mi yok ediyorsunuz? Link değildir. Genelde şimdi Google şöyle bir şeydir. Ben Hilal Özdemir yazarım. HDP'den aday olduğunuzu görürüm ya da AKP'den aday olduğunuzu görürüm. Hilal Özdemir yazdım da. Hemen giderim orada ne yaparım? İşte Hilal Özdemir AKP ya da Hilal Özdemir CHP neyse anahtar kelime. Hilal Özdemir anahtar kelimesiyle ilgili. Başka linklere değer kazandıraraktan o linkinde değerini kaybedirerekten Google arama indeksinden çıkartırım onu. Yani red aldık artık her şey. Haber sitesi de bunu silmiyor. Örnek vereyim ulusal bir haber sitesinde. Büyük devlerden bir tanesi yayınlamış. Bu da hayır haber değeri var silmiyorum diyor. O zaman yönteme de devreye de mecburen bu girmek zorunda kalıyor. Siz mahkeme giriyorsunuz. Yolda tükendiği zaman biz giriyoruz devreye. Haberin değerini kaybediyoruz. İstediğimiz haberi o sayfaya taşıyoruz. O sayfadaki istediğimiz haberi de Google aramasından çıkartıyoruz. O zaman da haber linki ölmüş oluyor zaten. Anladım. Peki bir arkadaşımız şantaja maruz kaldı. Bunun görüntüleri avukata dava için verildi. Belge niteliğinde verildi. Ve bu görüntüler ortaya dağıldı. Bu kişi nerede hata yaptı diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Ne söylemek istersin? Bu şantaja maruz kalan evet, biri, değil mi? Tamam. Yani bunun yaptığı hata, detaylı bir konuşmam lazım. Bu şantaj yurt dışından mı yapıldı, yurt içinden mi yapıldı bunu bilmemiz gerekiyor. Ama hani yurt içinden bile yapılsa, durum kritikse bunun yaptığı hata yurt dışında bir şantaj olayında avukatla hareket etmesidir. Yani çünkü hukuki süreçte zaten durum kısıtlıdır. Örnek vereyim yani kişini Filipinler'den tehdide uğruyor. Filipinler'den bir hacker ya da bir siber korsan zorba ele geçirdi görüntüyü. Bunu tehdit ediyor. Yani burada avukatla yapılacak bir şey yok zaten. Evet. Yani avukat burada bir şey yapamaz. Yani adliyeye de gitse, nöbetçi savcıya da gitse Filipinler'e hiçbir şey yapamaz. Burada bizim devreye girip hızlı bir şekilde Filipinler'deki şantajının teknik yöntemlere müdahale etmemiz olur bizim. Yani en hızlı yapılacak o. Çünkü bizim yapacağımız şey daha burada avukat adliyeye gitmeden. Biz zaten en hızlı şantajdaki, şekilde sizi bulsun değil mi? Tabii. Şantajı biz zaten çoktan durdurmuş oluruz. Yani evet, o bizim yarım saatimizi bir saatimizi alır onu durdurmak. Peki. Bu görüntüleri veya videoların dağılmasını engellemek mümkün mü diye bir soru yöneltmişler. Yani az önceki söylediğim konuyla videonun dağılmasını engellemek mümkün değildir. Diyor ki insanlar işte bu benim videom dağılıyor şu an insanların elinde. Bunu durdurun.
Yani bu mümkün değildir. Ben şimdi kimin WhatsApp'ına müdahale edebilirim? Ben WhatsApp'tan size gönderirim, siz bir gruba atarsınız. Mühim olan video hiç dağılmadan müdahale etmektir. Dağıldıktan kaynağında sonra, durdurmak mümkündür bunu. Dağıldıktan sonra toparlamak. Yani toparlamak çok uzun vadeli bir süreçtir. Artık yani gören görür görseli, itibarı zedelenir kişinin. Kaldırılır ya da şöyle bir şey mesela en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de müstehcen sektör. Mesela hanımefendilerin çok yaptığı hatalar oluyor. Bazı art niyetli erkekler var. Bazı özel görüntüleri kaydediyorlar. Bunun farkında değiller. Bunu da gidip kişiyle kavga ediyor sevgilisiyle. Sinirleniyor, kızıyor, gidiyor bunu müstehcen bir siteye yüklüyor. Orada da dağılıyor görüntü. Orada işte yani bu mağdur kişinin hanımefendi bunu öğreninceye kadar bir yakınının videoyu görüp de bunu uyarmasına kadar geliyor. Bu süreçte emin olun çok fazla dağılmış oluyor kişi bunu öğrendiğinde. Yani o video sürecine öğrenip müdahale etme süreci de bir aslında şans diyebiliriz değil mi? Şans yani kişiyi uyarması lazım. Örnek vereyim. Nereden de, bilebilir? Bilemiyorsunuz. Siz şimdi örnek vereyim. sizden örnek doğru olmaz da bir hanımefendi işte oturuyor. Bir sevgilisiyle bir şey yaşamış. Sevgilisi art niyetli tanıştığı bir insan. Görüntüyü müstehcen siteye yüklemiş. Ya da şu çok başımıza geliyor bizim. Çocuk görüntüyü çekiyor ama art niyeti yok. Telefonunu bir servise götürüyor. Kırıyor, ekranını kırıyor, bataryasını değiştirmiyor. Ama servisteki insanlar da görüntüyü kopyalıyor. Kaydediyorlar. Görüntü buradan sızıyor. Sızdıktan sonra dağılıyor deli gibi. Ve anca sizin bir tanıdığınız sizi gördüğünüzde haberiniz oluyor. Ama bir tanıdığınız da bunu gördüğünde emin olun iş işten çok geçmiş oluyor. Bazen insanlar sizi tanıyor ama sizi söylemiyor da bunu. Evet. Böyle de bir durum var. Aa diyorlar işte bak diyorlar işte bu biz tanıyoruz bunu bu Hilal değil mi diyorlar. Aman nasıl söyleyecekler Allah şimdi böyle böyle. Ancak size samimiyetine güvendiği biri gidiyor ki sana. Ha Hilal böyle bir şey gördüm ya falan diyor. Siz zaten görünce şok oluyorsunuz tabii. Evet. Orada biz temizliyoruz onu sorun değil. Biraz zaman alıyor. Tek tek bütün videonun ne kadar dağıldığı yer varsa kodeklerden tespit ediyoruz. Hepsini silme sürecini başlatıyoruz. Hı hı. Ama tabii bu bizim en kötü senaryomuz. En başında olsa hiç görülmeden de bu bizim gördüğümüz en kötü senaryodur. Hani burada tamam da yardım ediyoruz ama senaryo bizim için kötüdür. Evet. Peki tek olmak, rakipsiz olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Güzel bir duygu. Hedef halindesiniz aynı zamanda. Saldırılar da size çok oluyor bu durumda. Hani korkmuyoruz. Hiçbirinden korkmuyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Yaptığımız işte alnımız açık. Hani deseler ki işte başına bunlar da gelse. E tabii ki ben yarın bir gün bu işleri bıraksam memnun değilim bu işi yapmaktan. Hiç memnun değilim. Yani gelip nelerle uğraşıyoruz. İşte mafyası da geliyor, aşireti de geliyor, siyasisi de geliyor, kolluk kuvveti de geliyor. Bir gün bir aşiret grubu gelmişti bana. Dediler ki ya böyle böyle bizim aşiret reisinin bir tane gizli görüntüsü sızdı. Bunu durdurmamız gerekiyor şantajcının elinden. Eğer bunu durduramazsak buradan doğuya kadar kan gövdeyi götürecek diyor. Ya ofisime geldiler 14-15 silahlı adam. Şimdi bir hata yapacağım benim de başım bela gelecek. Bir sürü insanın da canına mal olacak bu iş. Evet. Çok kritik bir şey. Çok hiç memnun değilim bunu böyle bu şekilde yaşamaktan. Ama yani yapmasam bir gün oturacağım bir sabah kalkacağım pazar günü gazeteyi elime alacağım ya da internette gazeteyi açacağım. İşte şu görüntülerle tehdit etti dayanamadı intihar etti haberini gördükten sonra daha da benim vicdanım sızlatacak. Çünkü yardım edebileceğim bir durum benim bu. Tabii. Durdurabileceğim bir durum ya da işte bu eşiyle ayrıldı bu yuvası dağıldı bu mesleğini kaybetti. Bunlar da benim vicdanım sızlattığı için mecburen yapıyorum ama soruyorsanız memnun musunuz? Değilim. Yapmaktan peki, çok memnun olduğum bir iş değil benim. Peki yetiştirmek birisini düşünür müsünüz ya da birilerine eğitim vermek bu kanalda bunları daha hayata hazırlamak bu anlamda? Tabii ben bununla ilgili zaten şu an çok insan yetiştiriyorum. Var mı öyle bir projeniz? Çok insan, benim ekibim zaten hepsini ben yetiştiriyorum onları. Ama bunda ben engelli bireyleri tercih ediyorum genelde. Engelsiz bireyleri tercih ediyorum genelde. Bilgisayar işi olduğu için onların da gayet yapabilecekleri bir iş. Onları eğitiyorum hepsini tek tek. Benim siber ordumda onlar vardır. Harika. Peki kimler bu mesleği yapmalı ya da yapmak için hangi özelliklere sahip olmalı? Bu mesleği yani herkes yapabilir ama herkes de yapamayabilir. Kafa işi yani biraz bu? Zeka işidir. Zeka aynen. İşidir, değil zeka mi? Ve pratik zeka. Biraz pratik zekanızın çok hızlı olması gerekir. Yani nasıl diyeyim
IQ, hani bakıldığında bir IQ sıralamasında hızlı hızlı yerlerini bulabiliyorsunuz bir şeylerin yani. Hı-hı. Aslında bu yapılan bilişim işi de budur. Hızlı bir şekilde açık, kod yapacağınız hareketler. Yani detayları çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Hı-hı. Bu kişiler yapabilir bunu. Aslında herkes yapabilir ama herkes de yapamayabilir. Evet, hı-hı, aslında çok kolay bir iş değil. Değil, zor. Tavsiye etmiyorsunuz değil mi? Tavsiye ederim, beni kurtarsınlar bu işten. Ben artık yoruldum. Ben artık çekileceğim, dinleyeceğim. Benim başka işlerim ne var, onlarla da ilgilenemiyorum. Hı-hı. Benim kozmetik sektöründe de yaptığım işler var. Enerji biraz sektöründe. Biraz bahsetmek ister misin? İşte daha şu anda yeni adımlar atıyoruz. Enerji sektöründe de yaptığım işlemler ama konsantre olamıyorum. Evet. Oraya bu işlerden çok uykusuz kalıyorum. Çünkü bu tuzağa düşen insanlar genelde akşam vakitlerine düştüğü için ben onları kurtarayım derken güneş doğuyor. Hadi tekrar yatayım derken, kendi işlerimle derken çok allak bullak bir zaman geçiriyorum. Hani ben de artık dinleneyim diyorum. Hani bu işlerden gerçekten uzaklaşayım. Ekibimi hızlı yetiştirmeye çalışıyorum. Malum durum çok hassas olduğu için de emanet edemiyorum kimseye. Başında benim yönetmem gerekiyor her şeyi artık. Yani tamam, bir ol mağdur bize geldi. Çocukların ne yapacağını biliyor ekibim, ne yapacağını biliyor ama hata yapmamaları için konuyu benim her zaman yönetmem gerekiyor. Bu sefer size şantajla gelenin psikolojisi de çok kötü oluyor. Öyle bir psikoloji de geliyor ki onu çok iyi anlayıp onu çok iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Ki diyorum ki bakın diyorum, görüntünüz temiz artık. Dağılma riski kalmadı. Diyor ki inanamıyor. Ya diyor işte, ya diyorum bakın tamam, inanamayacaksınız buna. Ben şantajcıyı getirsem, gözünüzün önünde kafasını da kırsam, bilgisayarını da kırsam siz bana inanmayacaksınız. Çünkü siz çok ağır psikolojik bir travma atlattınız. Evet. Bunu geçmesi en az 6 ay alacak sizin için. Onun için bir yere yönlendirmeyi önerir misiniz? Emin olun psikologları bana yönlendirsinler. Peki, programımızın da adıyla müsemma, başarının yolu nedir diye bir soru yöneltsek. Pes etmemektir. Hiç pes etmemek. Hiç pes etmemektir. Bakın pes etmek, bir gün bir doktor arkadaşla gidiyoruz böyle Ayvalık'ta denizine hazır bir ev olacak. Ben de böyle merdivenlerden çıkarken mırıldandım şöyle. Ya dedim, bu adamın başına ne geldi de böyle oldu dedim. Yani çünkü hani girerken basamaklarda otlar bitmiş, içeri sonra bir sürü içki şişesi falan yerlerde devrilmiş. İçeriden de satan kişi çıktı ama sakallı falan salmış kendisini. Dedim ne oldu da başına bu geldi falan. Doktor da tuttu o zaman arkadaşımın kolundan. Bak dedi, ateş dedi. Bu dedi kolay bir yolu seçmiş dedi. Pes ben etmiş. Dedi eşimi dedi genç yaşta kaybettim. İki tane çocuğum var dedi. Yüzlerini göremiyorum, yurtta kalıyor dedi. Ben geldim bu dağın başında doktorluk yapıyorum dedi. Ben dedi pes edemez miyim? O pes etmiş. Kolay yolu seçmiş. Mühim olan pes etmemektir. Evet. Hayatımız hakikaten bir düzlem içerisinde gitmiyor. Bir engebelerle dolu. Sürekli. Tekamül sürecimizde inişler de var, çıkışlar da var. Düştüğümüz yolda elimiz, yüzümüz, dizlerimiz belki paramparça oluyor. Ancak o düştüğümüz anda, elimiz yüzümüz parçalandığı anda ağlamayı devam ettirirsek, hala yerde kapaklanır vaziyette kalırsak tekamül sürecimiz gerçekleşmez. Üstümüzü başımızı sirkeleyip amiyane tabiriyle acımadı ki demek gerekiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi pes etmek için bir vasfa ihtiyaç yoktur. Pes Kesinlikle. Etmemek için bir vasfa ihtiyaç vardır. Evet. Peki programımızın da sonuna geliyoruz aslında. Eklemek, ilave etmek istediğin veya izleyenlerimizle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Aslında anlatırım. İki gün program yaparız biz burada. Anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki aslında. Ama birinci özelliğim son dönemlerde bu ebeveynler çocuklarına çok dikkat etsinler. Evet. O tabletleri bilgisayarlara ellerine veriyorlar. Ya, çocuklar öyle uygunsuz sitelere giriyorlar. Kendileri görüntü vermeye başlamış. Artık küçük yaşta çocuklar, biz müdahale ediyoruz ama nereye kadar müdahale edebileceğiz? Çok mağduriyetler. Evet. Neye dikkat etsinler? Yani 15 yaşında bir çocuk 18 yaşına kadar kontrolsüz bir cihaz kullanmamalı bana göre. Kontrolden kastın nedir? Yani bir telefonu veriyorsanız onun muhakkak hani ebeveyn kontrolü olması lazım o cihazda. Onlar çünkü genellikle o ergen tabir ettiğimiz yaşlarda telefonlarına bakılmasını istemiyor ve zaten sorun orada zaten. Birey oldukları için işte ben artık her şeyimi kendim yaparım
düşüncesiyle hareket ettikleri için. Değil. Aslında tehlikenin farkında değiller. Ellerinde tuttukları şey çok büyük bir tehlike. Evet. Çocuk ergenlik yaşında o yapacağı küçük bir hatayla, oradaki bir görüntü hatasıyla, kendini çekmesiyle, bir arkadaşını çekmesiyle belki arkadaşının ölümüne sebebiyet verecek, belki kendi intiharına sebebiyet olacak. Ya da hiçbir şey demiyorum. O çocuk geldi bir gün sonra bir yerde mevki makam sahibi olduğunda o görüntü bir yerden bulunup gelinip karşısına konacak. Ne yapsınlar? Peki çok aileler keyifli. Bu konuda nasıl bir öneride bulunmak istersin? Benim aslında hani tamam telefonu ellerinden alın demiyorum. Teknolojiye uyum sağlasınlar. Ama tehlikeyi anlatsınlar onlara. Bakın oğlum işte bak bunun kamerası var, bak kızım bunun kamerası var. Sakın kendini zora sokacak bir görüntü çekme. Sakın bir arkadaşına bir şey gönderme. Hani bunlar ileride karşına çıkar. Bak başımıza bu gelebilir, şu gelir. Çocuğa bunu anlatmaları lazım. Bunu hiç yapmıyorlar. Ebeveynler bunu kesinlikle şu an yapmıyor. Benim hepsine önerim kesinlikle çocuğunuza alın, anlatın. Onun başına neler geçebileceğini sorun. Hiç bilmiyorsanız bizi arayın, biz tehlikeleri size tek tek anlatalım, çocuğunuz öğrensin. Gerçekten yani benim çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi, evet, şu an küçük çocukların kötü şeyler yapmış olması, telefonda başlarına ağır işler gelmiş olması. Allah korusun. Evet, çocuk deyince bir anda ben şey oluyorum. Peki son olarak tekrar var mı mesajın? Son olarak söyleyeceğim. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim. İlacığım, çok geldin. Güzel bir programdı, çok hoşuma gitti, çok zevkliydi. Hani bitmese daha uzun yapsak ama. Aşağıya yetişeceğiz daha sanaya. Aşağıya yetişeceğiz daha canlı yayın. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, ayağına sağlık. Ederim. Yine seni konuk etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Efendim, Hasan Bey'le, Emre Hasan Ateş Bey'le birlikteydik. Bize sosyal medya ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımıza kadar görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın.